Bu videoda nasıl tampon çözelti hazırlayabileceğimizden bahsedeceğiz. Genel olarak iki farklı durumda tampon çözelti hazırlanıyor. İlk durumda belirli bir pH değerine sahip bir tampon çözelti elde edeceğiz. Yani burada belirli bir uygulama için bilerek hazırlayacağınız bir çözeltimiz olacak. İkinci durumda ise kimya laboratuvarında aslında başka bir şey yaparken, mesela titrasyon yaparken diyelim, kazara tampon çözelti haline gelen bir tepkime yarattığımızı düşünelim. Bu videoda bu iki durumdan da bahsedeceğiz. Kullanacağım denklemlerden biri, artık sizin de yakından bildiğinizi düşündüğüm Henderson-Hasselbach denklemi. Yani pH eşittir, zayıf asidin pKa'sı artı zayıf bazın yani A eksinin derişimi logaritması bölü zayıf asidin yani haşanın derişimi. Eğer bu denklemin nereden geldiğini merak ediyorsanız, bu denklemle ilgili olan videoları izleyebilirsiniz. Çünkü bugün onlardan bahsetmeyeceğiz. Diyelim ki elimizde pH 4'ken gerçekleştirmek istediğimiz bir tepkimemiz olsun. Yani pH'ı 4 olan bir tampon çözelti hazırlamak istiyoruz. Bu durumda genellikle zayıf bir asit ve zayıf bir bazdan oluşan bir karışım hazırlamamız gerekiyor. Bu zayıf baz mesela amonyak olabilir ya da zayıf asidin eşlenik bazı olan bir tuz da olabilir. Burada asetik asit yani CH3COH bizim zayıf asidimiz için iyi bir örnek. Asetik asidi çözeltide sodyum asetatla karıştırabiliriz. Buraya da yazıyorum. Sodyum artı ve CH3CEO eksi ile karıştırıyoruz. Aslına bakarsanız buraya bu ikisinin molekül yapılarını da çizelim bu şekilde iki yapı arasındaki bağıntıyı görmek kolaylaşabilir. Gördüğünüz gibi asetik asitin bir CH3 grubu, bir de protonlu bir karboksilik asit grubu var. Bu proton asidik olduğu için molekül bu protonu kolayca verebiliyor. Bu şekilde elde ettiğimiz şey de asetat oluyor. Yani CH3COO-. Tabii burada bir de sodyum katyonumuz var. Özellikle asetik asitle sodyum asetat tuzunu karıştırarak bir çözelti yaparsak elde edeceğimiz şey bir denge tepkimesi. Yani tampon çözeltinin ta kendisi olur. Elimizde bir de zayıf asit var. Yani asetik asit. Asetik asidin, tekrar ediyorum, bu zayıf asidin yaptığı şey eklenen her bir kuvvetli bazı içine çekmek. Mesela hidroksit iyonlarını içine çekecek. Bu arada içine çekmek derken asetik asetin hidroksitle tepkimeye girecek olmasını kastediyor. Böylece de zayıf asit olmasa çok değişecek olan pH'ın çok fazla değişmesini engelleyecek. Dengenin diğer tarafında da zayıf bazımız var. Ki bu aynı zamanda zayıf asitin eşlenik bazı oluyor. Onun yaptığı şey de eklenen her bir haşartı iyonlu ya da başka bir değişle çözeltiye eklenen kuvvetli asitleri içine çekmek olacak. Bu aslında tampon çözelti hazırlarken çok sık karşılaşılan bir durum. Diyelim ki belirli bir pH değerine sahip bir tampon çözelti istiyoruz. Bunun için Henderson-Hasselbach denklemini de kullanabiliriz. Mesela istediğimiz pH değeri 4 olsun. Yapacağımız şey değişik tuzlara ve onların pKa değerine bakarak istediğimiz pH'e göre derişimlerini ayarlamak tampon çözelti hazırladığımız bir başka durumda esasında kimyada oldukça normal karşılanıyor. Bu da kazara bir tampon çözelti hazırlamak. Peki bu ne demek? Başka bir amaçla zayıf bir asitle kuvvetli bazı karıştırıldığı için kazara bir tampon çözelti hazırlanması da diyebiliriz. Ya da zayıf bir bazı kuvvetli bir asitle karıştırmak da diyebiliriz. Bunu parantez içine yazıyorum. Bu aslında titrasyonda çok başımıza geliyor. Yani ne zaman bir zayıf asit ya da zayıf baz kullanarak kuvvetli asit ya da baz titrasyonu yapsak bir tampon çözelti hazırlamış oluyoruz. Burada yapacağımız örnekte bir zayıf asitle başlayacağız. Tıpkı biraz önce yaptığımız gibi elimizde asetik asit olsun. Ama bu sefer sodyum hidroksitle tepkimeye girmesini sağlayacağız. Yani ayrıştığı zaman oluşacak sodyum artı OH iyonlarıyla. Aslında bu ikisi tepkimeye girdiği zaman elde ettiğiniz şey bir nötralleşme tepkimesi. Asidik asidin üzerindeki bu asidik proton hidroksitle tepkimeye girerek H2O oluşturuyor. Asidik asitten geriye kalansa tabii ki de asetat. Sonuç olarak eğer kuvvetli bir bazla zayıf bir asidi tepkimeye sokarsak ya da diğer deyişle zayıf bir asitle kuvvetli bir bazı tepkimeye sokarsak elde edeceğimiz şey zayıf asidin eşlenik bazı olacak. Bu da şu demek oluyor. İlk örnekteki gibi eşlenik bazla zayıf asidi direkt karıştırmış olmasak da aynı şeyi çözeltinin içinde elde etmiş oluyoruz. Yani yine sonuçta baz elde etmiş oluyoruz. Bu durumu göreceğiniz kilit noktası ise titrasyonlar. Daha da kesin konuşmam gerekirse bunu tampon bölgelerinde göreceğiz. Demin de söylediğim gibi bu olay bir zayıf baz ya da asitle titrasyon yaparken karşılaşabileceğimiz bir olay. Yani titrasyon yaparken kuvvetli bir asit ya da baz kullanıyorsak tampon çözelti hazırlamış olmalıyız. Ama bu tip tepkimeler gerçekleşirken, yani bir tampon çözelti hazırlarken, çözeltinin pH'ini ya da çözeltinin içindeki derişimleri hesaplamak için Henderson-Hasselbalch denklemini kullanabiliriz. Yani bu anlattıklarım, tampon çözelti hazırlarken karşılaşabileceğiniz iki ayrı durum. Ama iki durumda da değişik hesaplar yapmak için Henderson-Hasselbalch denklemini kullanabiliriz.